Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün haftanın ilk günü pazartesi. Maalesef dün video gelmedi. Çünkü biz dün bayağı bir kötüydük. Eşim özellikle tekrardan rahatsızlandı. Yine ben gibi onun da boğazları ağrıyordu. Öyle olunca acile gitmemiz gerekti. Aras'cığım da iki kere uyutmaya çalıştık dün öğlen. İkisinde de Aras, birinde kayınvalidem uyuttu, birinde ben uyuttum. İkisinde de uyandı ve öksürerek uyandı. O yüzden uyuyamadığı için de çok uyusuzdu. Ben de öyle olunca dedim ki Aras'ı da götürelim, en azından tekrardan bir gösterelim. Çünkü biz antibiyotiğimizi kullandık, ilacımız bitti. Geçti yani, Aras'ın hastalığı tamamen bitmişti. Tekrardan nereden çıktı bu öksürük? Öyle olunca dün acile gittik üçümüz de. Bana baktığında doktor boğazımda enfeksiyon olmadığını, sadece boğazımı ve balgamı rahatlatması için bir tane toz verdi, bir tane de balgam söktürücü gibi bir sprey verdi. Ben şu anda bayağı bir rahatlamış durumdayım. O ilaçlardan da olsa gerek birkaç günün verdiği bir rahatlık var. Bende hiçbir sıkıntı yok. Sadece biraz sesimde sıkıntı var. Çok şükür o da düzelmeye başladı yavaş yavaş. Kendime geldim. Yalnız eşim ve Aras kötüler. Eşim hatta bugün biraz daha iyi. Dün bütün gün yattı. Dün pazardı ve eşim sabah zaten kalkmadı, uyudu bayağı bir. Sonrasında kalktığında da boğazlarının çok acıdığını söyledi. Acile gittiğimizde ona da baktırdık. Onun da boğazlarında enfeksiyon olduğunu söyledi doktor. Ve hemen ona bir tane antibiyotik başladı. Aynı bana verdiği ilaçların aynılarını verdi ona da. Onları kullanmaya başladı. Gece de hemen yattı, güzelce bir hastalığı vücuttan atmaya uğraştı. Çok şükür o da düne göre iyi. Aras'cığım da gece, normalde biz onu saat 9-9.30 civarında uyuttuk mu galiba, öyle bir şeydi. Ama Aras uykuya bir türlü dalamadı. Öksürmekten sürekli heba oldu çocuğum, yani kendini çok zorlattırdı ve boğazı çok acıdı sanırım. O yüzden öksürdüğü için sürekli ağladı, uyuyamadı. Bir ara uyur gibi oldu, yarım saat sonra tekrar ağlayarak uyandı falan. Kayınvalidemle gece, yani eşim de rahatsız olduğu için, eşim gelmesin dedi beraber gidelim diye. Kayınvalidem, ben, Aras, üçümüz tekrardan gece acile gittik ve ben artık iyice son noktamdaydım. Sinirliydim çünkü söz konusu olan bir çocuk ve sürekli ona bir antibiyotik verilmez. Yani çocuğun bir hastalığı varsa bunu çözebilecek ilaçlar bellidir. Çözmüyorsa eğer yedek olarak yan ürünler ya da verilebilecek başka bir şeyler vardır. Yani bir çocuğun bu kadar çok hastaneye gelip gitmesi normal mi? Ben artık en son gittiğimde dedim ki doktora, biz dedim bu dedim 10 gün oldu bu hastalık başlayalı oğlumda ve dedim bizim bu 4. gelişimiz, hala daha bu çocuk hasta dedim, hala aynı etkiler var, yani hala bu çocuk iyileşemedi. Doktor da benim bu söylediğime istinaden sanırım dedi ki siz o zaman üniversite hastanesinin aciline gidin. Oradaki doktorlar daha faydalı olur sizin için dedi. Öyle olunca biz de apar topar Aras'cığım, kayınvalidem, ben, üçümüz gece yine oradan üniversite hastanesine gittik. Oradaki doktorlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Aras o sırada uyuyordu. Yani evde güm 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 öksüren çocuk, uyumayan, ağlayan çocuk arabaya bindiğimizde bir uyudu. Hastanede boğazına bakarken, göğsünü dinlerken, sırtını dinlerken, ciğerlerini falan bakılırken hiç çocuk uyanmadı, çıt demedi yani. Rahatsızlığını falan söyledik. Sordular ne kullandı daha önce diye. Kullandığı ilaçları falan söyledim. En son dediler ki madem biz size bir tane sprey verelim, burun spreyi. En azından o dedi burnunu açar, geniz akıntısı da olmaz. O olmasa da öksürmez, öksürmezse de rahat uyur dediler. Sağ olsunlar. Bizi düşündüler, güzel de düşündüler ama Aras'cığım, biliyorsunuz ki yerde yatan bir bebek. Yerde yatmayı seven bir bebek. O yüzden 2.30'a kadar her şey çok yolundaydı. Gece 2.30'a kadar Aras deliksiz, ağrısız, öksürüksüz çok şükür uyudu. Ancak saat 2.30'da bir geldi bizim odaya. Yerde yatmak istiyor. Babası inatla hayır Aras, yerde yatmayacaksın. Bak sen neden hasta oldun? Bu yüzden hasta oldun. Yerde yatamazsın dedi. Yanımıza aldı. Yanımıza her aldığında ağlama krizi, yere tekrar. Ağlama krizi, yere tekrar. Saat 5.30-6'ya kadar Aras yere yatmasın diye uğraştık. Ben o arada uykusunu iyice dalsın diye ayağımda salladım. Ayağımda salladığımda çok güzel dalıyor uykusunu. Uyuyor. Horlamaya başlıyor. Yani artık zaten senin uykun var. Uyumuşsun. Uyuyorsun. Horluyorsun yani. Kalkma. Ve oradan ben onu yatağına yatırdığım anda tekrar Aras yataktan inip yere yatmak istedi.
Bu artık son nokta oldu. Ve çıldırdım. Yani o eşime dedim ki ben bugün artık bir kriz geçireceğim yani. Çok sinirliyim. Yani arası sinirli değilim. Zaten genel olarak eşim hasta, ben hastayım, arası hasta. İyileşiyoruz, birimiz tekrar hasta, ötekiler tekrar hasta. Böyle bir sürekli saçma sapan bir döngü olunca da ben inanılmaz artık gerildim. Ve çok psikolojim bozuldu bu dönemde. Bir de yalnızız yani. Tabii ki arkadaşlarımız var, ailemiz var ama çoğu kişiyle görüşemiyoruz hasta olduğumuz için de. Bu da çok insanı gerçekten geren ve üzen bir durum. Herkes yanında olmak istiyor ama maalesef hiç kimse yanımızda olamıyor. Biz de kimsenin yanında olamıyoruz. Annem sağ olsun biraz durdu, gitti. Kayınvalidem şimdi burada. Bize çok yardımcı oluyor. İki gündür de yemeğimizden tutun da işte Aras'ın giyimine, işte kuşamına, banyosuna, her şeyine yaptırmaya çalışıyor. Yardım etmeye çalışıyor bize sağ olsun. Şimdi de Aras'ı hatta parka götürdü. Ben o yüzden böyle rahatça salonda video çekebiliyorum size. Bugün sadece böyle bir video olsun istedim. Açıklama videosu gibi. Salgınmış. Zaten herkeste olan bir şeymiş. En kısa zamanda inşallah normal hayatımıza geri dönmeyi umut ediyorum. Bakalım dönebilir miyiz bilmiyorum. Öyle olunca işte geceleyin de zor bir gece geçirince kayınvalidem sabah işte saat 6 gibi falan uyandı. Arası aldı sağ olsun. Ben de saat 10'a kadar uyumuşum. Çok güzel derin uyudum yani, bayağı dinlendim. Ama tabii sabah kalkınca yine aynı koşturmaca, ilaçlar, şunlar bunlar derken günlük telaşın içinde kaybolup gittim bugün yine. Saat şimdi 3'e geliyor. Dün aslında çok güzel de video çıkartabilirdim. Yani eğer hastalık durumumuz olmasaydı bir şeyler yapabilirdim. Çünkü zaten kayınvalidem dediğim gibi Aras'la ilgilendiği için bana da çok vakit kalıyor. Aslında yapabileceğim işler olursa yapabilirim ama inanın ki hiç yani o kadar moralim ve modum düşük ki hiçbir şey yapasım gelmiyor. O yüzden dün maalesef ki video çekmedim. Bugün de o yüzden video gelmedi. Hani sizin izlediğiniz güne göre söylüyorum. Ben hep bir gün öncesinden çektiğim videoyu koyuyorum. Yedekli videom yok. Yedekli videom olmuş olsaydı zaten hiç sıkıntı yaşamazdım. Bakalım önümüzdeki günlerde eğer yine video koyamadığım bir gün olursa o gün yedekli bir video yapacağım inşallah. Sizin için de her gün video gelmiş olur, aksamamış olur. Bu süreçte tabii ki bize destek olanlar, arayanlar, soranlara teşekkür ediyorum. Bir de abonelerimiz artmaya başladı, izlenmelerimiz artmaya başladı. Çok şükür, sağ olun hepiniz. Biraz yavaş ama güzel adımlarla ilerliyoruz. İnşallah daha güzel yerlere gelecek kanalım. Bakalım. Yani bizdeki son gelişmeler böyle. Bugün de sabah kalktığımızda eşim iyiydi, işine gitti, çalışıyor. Yani anlayacağınız bizde durumlar bu şekilde. Sabah kayınvalidem bir poğaçalar yaptı, bir açmalar yaptı. Görün ya, yumuşacık da çok güzeldi, lezzetliydi. Ellerine sağlık, onun videosunu da buraya koyarım. Bu arada size farklı bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önce bir siz şeye bakın, poğaçalara ve açmalara bakın ne kadar güzel olmuşlar. Evet, afiyetle yedik. Gerçekten çok güzeldi. Ben de sofrayı kurdum. Ondan sonra çayımızı içtik. Güzel bir kahvaltı yapmış olduk. Bir gelişmeden bahsedeceğim dedim. Onu söyleyeyim. Aras'cığım kendi kendine tuvalete gitmek istiyor. Bu bizim için çok büyük bir gelişme. Yaklaşık 3 gün oldu sanırım. Yani ilk istediğinde, tuvalete girmek istediğinde annem bizdeydi. Annem Feyza dedi, Aras bir şeyler söylüyor. Anne çiş dedi. Baktım, Allah Allah, Aras çişe gitmek istiyor. Tamam Aras, gidelim. Gösterdim ne yapalım diye. Aras'ın normalde klozet adaptörü var. Oraya direkt yerleştirilen küçük şeylerden. Oturma şeylerinden. Onu istemediğini söyledi. Bir de dedesi ona klozet almıştı. Minik klozet, küçük çocuk klozeti. Onu gösterdi. Tamam dedim, buna mı yapacaksın? Oturdu. Ondan sonra ama hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra normal sifona bastı. Klozetin kapağını kapattı. Anne ellerim dedi. Böyle ellerini uzattı. Anne dedi, böyle yaptı. Ellerini yıkadık güzelce. Sabunladık. Ay, çok duygulanıyorum bunları anlatırken ama tuvalet süreci bizim için zor bir dönem gibi geçer gibi geliyor bana. O yüzden de tuvaletle ilgili hep böyle bir sakıncam vardı. Acaba yapabilir miyiz ki? Acaba Aras zorlanır mı? Ben nasıl adapte ederim? Bir de yakın zamanda bir arkadaşımla konuştum bu tuvalet eğitimi mevzusunu. Ve o çok zorlandığını söyledi. Allah sana kolaylık versin. İnşallah senin kolay geçer dedi. Bilmiyorum şu an kolay mı geçecek, zor mu geçecek? Annem gittikten sonra da Aras
kayınvalidem geldiğinde biz normal oturuyorduk yine. Aras çiş dedi ve artık çişini yaptığını biliyor. Yani bunları söylemek ayıp değil tabii ki. Yani belki beni izleyenlerden çocuğu olanlar, benim gibi ne yapacağımı düşünenler olabilir. Ben o anlamda tecrübemi paylaşmak istediğim için söylüyorum. Aras normalde zaten şu dönemde 2,5 yaşını geçtiği için artık çişini yaptığını, kakasını yaptığını, tuvaletinin geldiğini, rahatsızlığını belli ediyor bana zaten. Ama hiçbir zaman tuvalete kendiliğinden gitmek istememişti. Ben hep Aras gidelim mi tuvalete falan diyordum. Hayır, istemiyordu ve doktorumuzun da tavsiyesiyle çocuk kendini hazır hissedene kadar psikolojik açıdan kafa olarak da yani istemediği sürece asla zorlamayın. Şu an çok da böyle kesin bırakmak durumunda, zorunda, ay bıraksın durumunda değiliz. Yani bırakırsa bırakır, bırakmazsa çok şart değil diye bunu zaten baştan beri düşünüyorduk. Ben de tabii eşimin ameliyat süreci oldu. Sonra hastalık dönemimiz oldu. Bu dönemlerden dolayı da biraz ertelemiştim zaten. Kışa doğru yapayım diyordum. Bizim evimiz zaten çok sıcak oluyor. Yaz, kış. Özellikle kışın daha bir sıcak oluyor. Nemsiz olduğu için. Kışın yapayım diye düşünmüştüm. Ama Aras'cığım kışa daha girmeden kendiliğinden bir şeyler istemeye başladı. İşte o gün de anne çiş dedi ve bu sefer gerçekten kendisi bile isteye oturdu ve tuvaletini yaptı, çişini yaptı. Biz tabii alkışladık. Aras aferin sana, işte çok güzel, eğer böyle yaparsan bezini çıkartabiliriz falan gibisinden onu teşvik etmeye ve biraz daha onu motive etsin diye bu konu birazcık alkışladık. İşte böyle Aras aferin sen artık yapabiliyorsun, demek ki o zaman bezini çıkarabiliriz falan, böyle onu motive edecek şeyler söyledik. Sonrasında Aras'cığım dedim hadi sifona bas. Sifona bastı. Sonra ellerini yıkamak istedi. Ellerini o kadar güzel yıkıyor ki onu bir gün videoya çekerim. Şöyle yapıyor. Hani sabunu kullanmak için eşim de dedi ki aşkım dedi bence bu sabunla ilgili bir şey dedi. Sabunu annemle beraberken aldık ve o günün ertesi günü müydü? O günün akşamı mıydı Aras tuvalete girmek istedi? Hani tuvalete girdiğinde çıktıktan sonra elini yıkayacağını bildiği için elini yıkamayı da çok sevdi. Yani o sabundan, köpükten sıkıp elini sabunlamayı çok sevdi. Öyle yani bir iki kere tuvalete gittik. Ama henüz tabii ki daha bir şey olacak diye bir şey yok. Yani olmaya da bilir. Belki sadece böyle bir iki seferlik bir şeydir. İlerleyen zamanda yapmak istemeyecek belki de, bilmiyorum. Kendine bıraktım. Ben akışına bıraktım. Birazcık zamanımız olabilir. Belki de hiç zamanımız yoktur. 2-3 günde bitiririz bu işi. Ama bilmiyorum. Nasip, kısmet, artık bundan sonrası Aras'ın elinde. Aras'ın kararı. Kendi bilir. Şimdi evde birkaç işler var. Ben onları yapacağım. Normalde aslında bu videoyu çok uzatmayayım diyordum ama maalesef kusura bakmayın çenem düştü mü. İşte sonra böyle boğazlarım ağrır tabii. Bu kadar çok konuşursan boğazın tabii ağrır değil mi? Neyse. Bugün zaten çok bir işim yok. Kayınvalidem dün biz doktora gittiğimizde, acile gittiğimizde sağ olsun akşamüstü bütün evi süpürmüş. O yüzden çok fazla iş yok. Yani böyle sadece günlük işler var. O yüzden artık günlük işimi de göstermeyeyim bugünlük dedim. Bugün sadece böyle sohbetli bir video olsun. Yarın inşallah daha güzel bir video gelir. Artık biz hastalık döneminde maalesef böyle videolara ara vermiş olduk. Kusura bakmayın bunun için. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Merak edenler için de bir açıklama yapmış olayım. Gerçekten eğer çekebilecek durumda olsaydım çekerdim. Videoları biliyorsunuz hiç aksatmamaya çalışıyorum ama bu hastalık dönemi gerçekten beni çok yordu. Ben eşim ve oğlum için daha çok güçlü olmak durumunda kalmış gibi hissettim kendimi ve çabucak toparlanmaya uğraştım. Onlara göre evet daha çabuk iyileştim ama mental olarak çok yoruldum. Kafam çok yoruldu gerçekten. Başım ağrıyor, sürekli bir yorgun ve üzgün moddayım. Onu inşallah atlatacağız bakalım. En kısa zamanda inşallah onlar da iyileşirler. Ailecek toparlanırız ve kaldığımız yerden her şeye devam ederiz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bize lütfen dua edin. Hepinize izlediğiniz için videoyu çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.